Herkese merhaba. Bir Kitap Bir Film Bir Şey podcast'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bu bölüm her zaman olduğu gibi sevgili Doku Kliniği'nin destekleriyle size ulaştırılmaktadır. Kendilerine bu podcastta sundukları destek için ne kadar müteşekkir olduğumuzu her hafta olduğu gibi bir kez daha yinelemek istiyorum. Efendim bu hafta gördüğünüz üzere pişmanlık üzerine konuşacağız. Bu böyle çok sık hissettiğimiz bir duygudur. Büyüklü küçüklü hayatın içinde var olan ve çeşitli başka duyguların eşlik ettiği. Bunları biraz açarız. Genelde öfke, utanç, hüzün gibi türlü duygularla beraber gelen bir pakettir bu. Bir de çeşitli ünlüler ne zaman röportaj verseler hayatta hiçbir pişmanlığım yok filan gibi büyük beyanlarda bulunurlar. Ve bu bence çok komiktir. Bence pişmanlığı olmayan insana yazıktır biraz. Çünkü pişmanlık bir ebeveyn gibi insanı büyüten, olgunlaştıran, yetiştiren bir duygudur bence. Deyip Tuğçe Hanım size şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir? Klişe bir yerden başlayalım. Buyurun. O zaman hayattaki en büyük pişmanlığım pişman olmamaktır diyor, diyerek sana. <laughs> ee, en büyük sorun mükemmeliyetçi olmam demek gibi. Tabii. Ya da tevazum. Kendine ilgilen sevmediğim özelliğim tevazu. Ay oku Bilmiyorum tabii bu sorunun yanıtı yok. Bence bunu böyle alt alta yazarsak da pişmanlığı yeterince iyi anlayamamışızdır gibi geliyor bana. Çünkü pişmanlık bir noktada da bence insanın hayatta kalmasını sağlayan bir duygu. Çünkü kötü bir şeyden iyi bir şeye evrilme ve kendimizin belki de daha iyi bir versiyonuna geçmenin yolu pişmanlıklardan geçiyor çoğu zaman. Ve farkında olmaktan geçiyor. O yüzden oradaki o aslında pişmanlığın ilk ortaya çıkışına baktığımızda tabii bir hoşnut olmama duygusuyla yani bir bizi bir üzüntüye, utanca, mahcubiyete ya da böyle suçluluğa götüren bir duygu, pişmanlık. Aslında ilk bakıldığında bir keşke öyle yapmasaydım uyandırıyor içimizde senin dediğin gibi. Ama bir noktada da o keşke öyle yapmasaydımlar olacak ki biz büyüyeceğiz ve böyle daha iyi bir yere doğru adım atacağız. Belki şöyle başlayabilirim ben de. Pişmanlık nasıl ortaya çıkar? Ben bunu bugünü düşünürken yani pişmanlık üstüne düşünürken buradan ele aldım konuyu. Çünkü böyle üzüntü, mutluluk, heyecan bunlar böyle anda ortaya çıkan duygular ya biraz. Yani işte bir şeyler oluyor hayatımızda ve onların sonucunda bir şekilde vücudumuz tepkimeye giriyor ve bu duyguları ortaya çıkartıyor. Ama pişmanlık için bir iz ve açığa çıkma gerek. Ve o pişmanlık da genelde yani o iz ve açığa çıkma da insanın kendi kendine ortaya çıkardığı bir şey olmuyor çoğu zaman. Burada bir diğer kişi araya giriyor ve bazen bizim yüzleşmemizi sağlıyor o duyguyla. Bazen bizi yakalıyor ve bazen bizim suçlu olduğumuzu söylüyor. Bazen yüzümüze vuruyor bunu. Ve pişmanlık genelde böyle ortaya çıkıyor. İnsanın kendi kendine pişman olabilmesi biraz zor. Belki buradan ele alabiliriz. Yani bu iz ve açığa çıkma olmadan pişmanlık ortaya çıkar mı? Benim bu başta sorduğun soruya bir cevabım var. Pişmanlık nasıl ortaya çıkıyor diye başladın. Zaman. Yani zaten bütün mesele bu. Pişmanlık çok anın içinde olmayan bir şey. Zamana ihtiyaç duyuyor. Nitekim not ettiğim alıntılardan biriydi. Julian Barnes'ın bir son duygusunda geçen pişmanlık. Bu duygunun ana özelliği hakkında hiçbir şey yapılamamasıdır bir değişiklik yapılamayacak kadar çok zaman geçmiştir, çok hasar verilmiştir. Pişmanlığın zamanla ilişkisi üzerine konuşabiliriz bence. Evet genelde bir üçüncü kişiye ihtiyaç duyuyor pişmanlık kendini göstermek için ama bu üçüncü kişi zamanlığın ta kendisi de olabilir diye bir sana küçük itirazda bulunmak istiyorum yani kimi zaman. Ya tabii ki bir şeylerin olması, üçüncü, beşinci, onuncu kişilerin hayatımıza girmesi gerekiyor. Ama sonuçta en temel unsur zaman. Zaman pişmanlığı yüzeye çıkaran şey bence. Nitekim yine not ettiğim cümlelerden biriydi. Lawrence Durrell'ın İskenderiye dörtlüsünde, Clea'da geçen. Pek açık seçik tanımlanabilecek duygularımın olmamasına karşın istek dünyasıyla ayrılık dünyası arasında bir tür arafta geçer gibi geçti. Pişmanlıkların ya da özlemlerin ayırdığına varamadım. Yani tıpkı özlemek gibi pişmanlık da zamanla beliren, ortaya çıkan ve böyle şiddetini gitgide arttıran bir şey. Şimdi şöyle zamanla ortaya çıktığı için aslında geleceğe ait bir şey pişmanlık. Ve fakat gelecekteki kendimiz, o anki kendimizle aynı mıyız gibi de bir soru var. Yani üzerinden geçen zamanla dönüştüğümüz kişi duyuyor o pişmanlığı. Olay anında aksiyonu alan halimiz duymuyor aslında. Dolayısıyla bu haliyle birazcık böyle ikircikli ve yakalaması zor bir şey. Gelecekteki versiyonumuzun duyacağı pişmanlık için mevcut versiyonumuzun adım atmamasını beklemek çok da gerçekçi bir şey olmayabilir. Bir de ben de şey söylemek istiyorum. Bu pişmanlık ikiye ayrılıyor zaten psikolojide de ya. Yani eylem pişmanlığı, eylemsizlik pişmanlığı olarak. Yani yaptıklarımız kadar bir de yapmadıklarımızdan ötürü duyduğumuz pişmanlıklar var çünkü. Hatta yine böyle not ettiğim Lucy Caldwell'in yakınlıklarında o direkt pişmanlık yapmadığınız şeyler için hissedeceğiniz bir duygudur diyordu. Açıkçası bence o pişmanlık daha yıkıcı ve yönetmesi zor bir şey oluyor yapmadığımız şeyler için duyduğumuz pişmanlık. Yani korkunun mesela yönetmesiyle bir şeyleri yapmaktan imtina etmek. Yani çünkü insan yaptığı şeyleri bir, bir şekilde kendine açıklamanın bir yolunu buluyor sanırım o anki duyguya ve duruma geri dönüp. Ama yapmadığımız şeyler için duyduğumuz pişmanlık o çok daha çünkü bilmiyorsun. Yani belki yapsan da pişman olacaktın ama o senaryoda en azından yaptığın sonuçları bunlar bunlar oldu ve bir şey. Ama yapmadığın bir şey için duyduğun pişmanlık hiçbir zaman bilemeyeceğin bir paralel evrene girme şansını kaçırma anlamına geliyor ve o, o çok daha zor yönetmesi. Bu demek değil ki manyaklar gibi her kapıyı açın, her yere burnunuzu sokun, her şeyi yapın. Ki ben genelde böyle yaşıyorum hayatımı. Yani böyle insanlar bana, ya yani arkadaşlarım falan çok söyler yani. Ben böyle bakayım, aa bakayım falan gibi bir şeyde böyle yaşayan ve böyle ya yani neyse buna da girişmeyeyim diyemeyen bir insanım bir sürü konuda ama bir sürü büyük konuda da yapamadığım şeyler var tabii. Neyse ama somut bir ihtimal belirttiğinde her zaman onu yaparım. Pişman olduğunda çok oldu tabii ki. Belki biraz bu tarafında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Zaman konusunda haklısın ama orada da yani zamanın geçişinde de insanın böyle tek başınalığından doğan bir şey olduğunu düşünmüyorum o pişmanlığı. Yani o zamanda da yani zaman geçerken başka insanlar, başka koşullar, çağın getirdikleri. Bunların hepsiyle aslında etkileşime giriyoruz ve pişmanlık ortaya çıkabiliyor. Yani belki bir işte 30 sene öncenin değer yargılarıyla şu anki değer yargıları aynı olmadığı için çoğu zaman pişmanlık doğuyor yani. Herhangi bir yüzleşme olmazsa dahi yani kendi içine dönüp baktığında aslında değer yargılarını yaratanlar da bence böyle bir insan oturup kendisini bir odaya kapatıp, 30 sene boyunca düşünüp, aa artık daha başka, çağın getirdikleri işte değer yargıları başka, insanlar başka şeylerden konuşuyor gibi bir noktaya gelmiyoruz bence. Yani başka bir şeyler konuşulduğu, başka bir şeyler yapıldığı, dünya artık başka bir yere gittiği için çoğu zaman biz de başka bir yerde oluyoruz. Yani oradaki Cora'nın bir Yeni Tanrılar kitabındaydı sanırım. Şöyle bir şey vardı alıntı, vicdan kusuruna sahip olmak bir pişmanlık otomatı olmaktır. Şimdi vicdan Buna da bakmak lazım evet yani pişmanlık da çok ilintili bir şey. Çünkü o pişmanlığın ortaya çıkması için çoğu zaman bir en azından bir suçluluk duymak ve oradan da bir vicdanınızla bağ kurmanız gerekiyor. Vicdanınızla bağ kurup onun ortaya çıkması gerekiyor. Ama günümüzdeki bir şeyden ele alırsak mesela işte en basitinden şu anda içinde bulunduğumuz savaş yani artık savaş dahi diyemeyeceğiz. Soykırım diyelim yani ona açık bir şekilde adını koyalım. Doğru kavramlar üzerinden konuşalım. Mesela orada da duyduğumuz vicdan kavramı sen dedin ya hani bir şeyler yapmak ve yapmamak yani yapmadığımız için pişmanlık duymak. Mesela şu an böyle hepimiz böyle benzer bir duygudan geçiyoruz ya yani hani kişisel bir yerden almayacağım. Yani kişisel bir yerden zaten öyle yani işte böyle 20 sene sonra baktığınızda kendi gençliğinize yaptığınız şeylerden duyduğunuz pişmanlıklar evet yani kendinizle kurduğunuz bağda sizi siz yapan bir yerde bir yere oturuyor. Tabii ki büyük pişmanlıklar olabilir insan hayatında ama genel olarak yani hiç gitmemiş olmak, hiç tatmamış olmak her zaman daha pişmanlık verici bir şey. Ama şimdi bu soykırım meselesine dönersem yine orada bir hani ses çıkarmak üzerinden işte bir ses çıkarmak, bir şey yapmak, bir şeyler yapabilmek, vicdanınla bir bağ kurup ilişkilenmek ve bir şekilde onun bir parçası olabilmek gibi bir şey de var ya. Burada duyduğumuz pişmanlığa yani hiçbir şey yapamamanın pişmanlığına baktığımızda da Mesela birazcık böyle toplumsal düzeyde bir baskıyla geliyor ve çoğu zaman böyle insanlar kendilerini orada gösterebilmek için bu pişmanlık duygularını ortaya koyuyorlar gibi hissediyorum ben. Hayır, mesela pişmanlığın bile kavramsallaşması ve toplumsallaşması çok garip aslında bir yerden. Çünkü pişmanlık gerçekten güne sonuna baktığında kendi vicdanınla kurduğun ve tamamen çok kişisel bir yerden geliştirmen gereken bir şeyken orada bile sürekli bir aslında iteleme bir şeylerden pişman olmalısın ya da pişman olmamalısın. Yani ikisi de var bunun bu arada. Yani ya çok duyarlı olmalısın ve pişman olmalısın ya da yaptığın hiçbir şeyden pişman olmamalısın. Bu da işin yine böyle pozitif psikoloji ve büyük sözler söyleme tarafı. Asla pişman olma. Çünkü seni sen yapan. Biz de biraz oradan aldık bu arada. Evet, kesinlikle öyle. Ama e, arkadaşlar evet, bazen de bir şeylerden pişman olmak gerekebilir yani. Hani her yaptığımızda bizi biz yapması kıymetli ama o pişmanlıkla da yani karşı tarafla bağ kurabilmek için bence pişmanlık gerekli. Çünkü o bizi biz yapan şey bazen de karşımızdan götüren şey. Geriye baktığımızda mesela ilişkilerimize baktığımızda atıyorum yani birini aldatıyor olmaktan aldatmış olmaktan pişman olmayabilirsin. Çünkü o seni daha iyi bir yere götürmüş olabilir gerçekten yani. O ilişki aldatarak bitirmişsindir ve sen hayatının aşkıyla tanışmışsındır. Olabilir. Bu senin hayatında iyi bir yer ama karşı tarafın aldatıldığı gerçeğini ve orada ne uyandırdığımızı da düşünmek lazım yani. Orada aynı hisler uyanmamış olabilir çünkü. Ne kadar çok konuştun ya. Hangi birine cevap vereceğimi şaşırdım. Çok fazla yerden aldın. Evet teşekkürler. Güzel bir tirat. Güzel bir tirattı. Şimdi şöyle. Öncelikle hatırlayabildiğim kadarına yanıtlayacağım. Vicdan meselesiyle ilgili söylediğin şey çok ilginç bence. Bu tarif ettiğin kavramsallaşan ve toplumsallaşan pişmanlık. Böyle öğrenilmiş çaresizlik gibi, öğrenilmiş pişmanlık gibi isim koyabileceğimiz bir şey aslında. Sen anlattın ben de adını koyayım. Hakikaten böyle bir şey var. Özellikle bu toplumsal meselelerde mesela şu anda herkesin üzerinde bu tür bir şey var. Yani şu an ses çıkarmazsanız sonra pişman olacaksınız. Ya da şu an söylediğiniz laflardan oturuyor sonra pişman olacaksınız. Böyle bir sürekli pişmanlık üzerinden ve dediğim gibi Pişmanlık çok geleceğe ait bir şey olduğu için aslında da bilmiyoruz pişman olacak mıyız olmayacak mıyız şu an yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerden ötürü. Dolayısıyla hani buradan gütmeye çalışmak çok problemli bir şey çünkü bilmiyoruz gelecekte ne olacağını. Bir bu. ikincisi vicdan meselesi. Kesinlikle böyle bir şey var. Vicdanı pişmanlık üzerinden dürtmeye çalışmak aslında tarif ettiğin şey. Bu bir tuhaf yani aslında ikisinin ne kadar iç içe olduğuna dair ben de bir vicdanla ilgili bir şey not etmiştim çünkü. Carlos Fuentes'in bütün mutlu ailelerinde Vicdan her zaman için geçmişe gömülü kalan bir pişmanlıktı. Unutmayı yeğlerdik diye bir cümle vardı. Şimdi vicdan da bu arada çok konuştuğunda insanı çok zorlayan bir kişi tabii yani. Sesi yüksek çıktığında çok içinde durması kolay bir şey değil. Hatta belki önümüzdeki sezon vicdan üzerine bir bölüm yapıveririz. Şimdi düşündüğüm için aklımdan önce konuşmadığımız bir şeydi. Ama senin söylediğin son şeye gelecek olsam Bu arada şöyle yani her şeyi yapın asla pişmanlık duymayın gibi bir şey de ben demiyorum. Yani her şeyi yapın ve pişmanlığınızı da duyun gibi bir şey söylüyorum ben. Hayat pişman olmak için çok kısa falan. Yok yani hiç değil ama bir şeyleri yapmamak için kısa olabilir. Pişmanlığı göze alarak yapıyorsak şayet harika eyvallah yani. Ama şöyle de bir ağlak pozisyon var. Yapıp edip ondan sonra da pişmanlığı bir zırh gibi üstüne giymek ve çok pişman. Bu duygunun içinde duracaksın. Bu böyle bir şey. Şu anın öğretisi işte cesur ol pişmanlık duyma. Yani cesur ol ve pişmanlık duy. Bence ideali bu. Yani işte vicdanlı pozisyon o. Senin tarif ettiğin bu aldatma meselesi de evet çok doğru yani sana iyi gelmiş olabilir ama günün sonunda karşı tarafa ne oldu gibi bir soru var. Aslında belki biraz yani zamanla ilişkili olduğu kadar empatiyle de çok ilişkili bir şey. Pişmanlık duymak özellikle başkalarına yaptığımız şeyler için. Empati olmadan şey yapılabilen bir şey değil pişmanlık duygusu. Yani insanın aslında kendiyle de empati kurmasını gerektiriyor. Şöyle bir şey söylemeye çalışayım. Hani dedim ya geçmişteki bir versiyonumuz ve gelecekteki aslında biz sürekli değişiyoruz ve ayrı insanlar farklı insanlar oluyoruz. Hiçbir zaman aynı kalmıyorsun. Dolayısıyla pişmanlık hem duymak için hem de çözmek için empatiye ihtiyaç duyan bir şey. Geçmişteki halinle empati kurup o pişmanlığı azaltmak da mümkün yani. O zamanki ben buna ihtiyaç duyuyordu gibi bir şey. Yoksa çok yıkıcı olabilen ya. Bence kesinlikle insanı büyüten bir şey. Ama böyle bir bir tutunamayan olmanın formülü de olabiliyor yani pişmanlık duyma hali işte. Sürekli bir şey. Ah ah vah vah diye yaşamak da tabii ki sağlıklı bir şey değil. Ve bunu yapan çok insan var yani böyle takılıp işte bilmem kaç sene önceki buna da tilt oluyorum yani özellikle erkekler bayılıyorlar buna bence yapıp edip bir kadına mesela işte ben senin kıymetini bilemedim sen benim hayatımın aşkı olabilirdin ya yani o zamanki halin için demek ki ben uygun değilmişim yani bu pişmanlığı üstüne giyip buradan sigara dumanları arasında ağlamanın çok da bir alemi yok bence yani bu sana iyi geldiği için yapıyorsun burada da bir haz var satın almıyorum bu tavrı <laughs> sinirlenmiş ama böyle gerçekten. Evet beni de en çok rahatsız eden kısmı bu. Pişmanlığında git kendi kendine yaşa. Kardeşim çok öyle hissediyorsan o duyguyu niye bana yüklüyorsun? Zaten öyle bir yerden geçmişiz demek ki aradaki o geçişleri zaten yüklenmişim. Ve ben onu yaşamışım ve şimdi artık... Pişmanlığında git kendi kendine yaşa. Senin pişmanlığının... neden yine ben yükleniyorum? Kesinlikle öyle. Bir şey söylemek istiyorum. Herman Hesse'nin Doğu Yolculuğu kitabındaki yani 100 sene önce falan okudum herhalde. Orada şöyle bir cümle vardı. Pişmanlık tek başına işe yaramaz. Af pişmanlıkla satın alınamaz. Bence bu çok temel bir şey. İşte bu yüzden mesela pişmanlıklarımızı birilerine boca ediyoruz. Affedilmek için. Berbat bir alışveriş bu. Ya yani Ben sana pişmanlığımı verdim. Sen de bana affını sun. Hayır sunmayacağım. Bazen de affedilmez bazı şeyler. Ve onunla da yaşamak gerekir yani. Bu böyle bir çok pişmanım beni affet. Bu bu, bu klasiktir. Çok pişmanlığımın arkasından beni affet gelir. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi koparmamız lazım bence. Bir kere zaten affetmek üzerine konuştuk. Affetmek de insanın kendisi için yaptığı bir şeydir yani. Affedersem de bunu ben... Ben kendimi kurtulmak için, bu yükle yaşamamak için yapacağım. Senlik bir şey yok orada. Dolayısıyla şu an spesifik birine sinirlenmiyorum bu arada. Öyle gibi oldu ama bayağı bariz bir mesela Ahmet'le ilgili konuşuyorum. casına sinirlendim. Öyle bir duygu içinde değilim. Ekranın karşısında yani. biri var şu anda. <laughs> çok genel konuşuyorum çünkü o kadar çok yaşanan bir şey ki bu yani. Şey Belirli bir da da olay, olay yok aklımda ama bu duyguyu çok iyi tanıyorum. O yüzden neyse pardon boğdum seni. Bu mükemmel bu arada evet yani böyle bir üstüne hiçbir şey söyleyesim gelmedi. Gerçekten afla değiştirilemez yani evet çok kötü bir alışveriş. Bir kere pişmanlık dileyen insanın yani böyle bir şey diliyorsa karşıdaki kişi o dürüstlüğü o bağı kendiyle kurması lazım. Yani oradaki o bazen şöyle hissediliyor. Yani işte pişmanım ve artık dürüstüm çünkü onunla yüzleştim. O dürüstlük yani tabii bir şeyden geçiyor yani bir açığa çıkarmaktan bir konuşmaktan karşı tarafa aktarmaktan geçiyor muhakkak. Ama önce o dürüstlüğü ve o bağı kendinle kur. Kendinle kurman lazım yani o illaki böyle karşı tarafa kusman gereken bir his değil zaten. Yani sen onu kendinle hallet. Orayı da hallet ondan sonra diğer tarafa aktardığın artık hani pişmanlığında bir dönüşü olur olmaz. O zaten işin başka bir tarafı. Orada nasıl karşılık bulacağı tamamen onunla alakalı bir şey yani. Senin hissinle, senin pişmanlığına, senin geçirdiğin dönüşümle ilgili bir şey değil. Yani orada o pişmanlık hissinde onu iyi anlamak ve orayla yüzleşmek lazım. Çok katılıyorum. Lütfen. Şunu söyleyeyim. Aha, sen bitir. Lütfenini söyle. Yok yok. E Şuydu söyleyeceğim şey. Mesaj şeye. veriyordum. Evet, evet. Lütfen pişmanlığınızı yalnız şey. <laughs> evet bir de zaten şöyle yani aslında dedim ya affetmek insanın kendisi için yaptığı bir şeydir. Diye. Yani pişmanlık da öyle olmalı. Yani ben sana pişmanlığımı veriyorum sen de bana affını sun. Böyle bir şey olamaz yani. Sen kendin için pişman ol ben de kendim için affedeceğim. Özellikle büyük meselelerden bahsediyorum. Burada tam tersi yani o öbürü için pişman oluyor onun için affını... Halbuki bunlar insanın kendisiyle ilgili meseleler. Bir de şöyle bir şey var. Yine Javier Marias'ın Bartay geçen bir cümle vardı. Anlamak ve pişman olmak için geri dönüşü olmayan bir çizgiyi aşmak gerekir. Geri dönmeyi istemek ve hata ettiğini kabullenmek için. Bir noktayı aştıktan sonra pişman oluyorsun. Ve o geri dönüşsüz bir nokta. Yani aslında bu anlamıyla pişmanlık çözümü olmayan bir şey. Pişman olacağın noktaya geldiğinde zaten iş işten geçmiş oluyor zamanla ilişkisi. Mevcut ana dair duyulabilen bir duygu değil. Çok büyük ihtimalle de o pişmanlık bir şeyleri en azından olanı biteni değiştirme gücüne sahip olamıyor hiçbir zaman. Ama işte senin dediğine geleyim insanın kendiyle ilgili bir şey kendiyle ilgili bir şey değiştirmesini sağlayabiliyor ve zaten de asıl mesele bu. Yani onu başardıktan sonra en azından bunun benzer şeylerin yinelenmemesi için bir şey sağlayabilir ki bu da zaten çok çok temel bir şey bu anlamda işe yarar bir şey yani. Evet kesinlikle işe yarar bir şey. Ya yani özür gerektiren durumlarda olabilir tabii yani böyle gidip kendinizle yaşayın dedikten sonra yani bazı çünkü özür beklenilen ve özürün iletilmesi gereken sonuç ne olur hani bilmiyorum ama böyle özür tabi tabii altıcı bir tarafı var en azından bekleyen taraf için. Ben bir bugünkü filmlerden biri şeydi Le Passe geçmiş Aşkar Farhadi'nin filmi kendisini henüz cancellamadım üzgünüm. Cancellamaya hazır değilim. Ya yani, ne onun o davası sanki lehine sonuçlandı atıyor muyum? Artık karıştırıyorum o kadar çok insan var ben ki. Yok kabul etti yani ha, sonuç ha, olarak ben, hani kendisi hı. kabul etti hani böyle bir şey olduğunu ama olmadık kendisine. <laughs> yani ya dediğim gibi daha cancel için bir üst seviyeye geçmesi lazım. Peki. Benim de biraz sanırım şeyim, geniş kapsayıcı burada. O da pişmanlık üzerine bir şeydi filmde. Locase isminin de geçmiş olmasınız aslında tam olarak senin söylediğin şeyle bir bağı var. Evet yani zamanla ilişkisi var. Pişmanlık geriye dönük geriye dönüp yaptıklarımıza, yapmadıklarımıza bakarak hissettiğimiz bir şey çünkü. Ve geçmişle bağımızın, yani geçmişle bağ kurmakta da önemli bir duygu kesinlikle. Çünkü doğru değerlendirmek bir kere en başta. Geçmişe geriye dönüp baktığımızda neleri yapıp neleri yapmadığımızı, nelerden kaçıp kaçmadığımızı ya da bizi biz yapan şeyleri görmek için yani orada bir terazi unsuru da bence görüyor pişmanlık. O yüzden de pişmanlıklarımızı sevelim, saralım, kollayalım onlarla da barışalım. Ya evet dediğim gibi başta söylediğimi özür de insan sağlatan bir şey çok haklısın. Pişmanlık da öyle yani büyüten bir şey. Pişman hiç pişman olmayan insan narsist bir manyaktır gibi bir büyük lafla. Ama öyle yani gerçekten insan pişman olarak büyüyor işte pişman olacağız. Yani sadece şu pişman olma ihtimali geleceğe dair bir şey ve geleceğe dair bir ihtimalin bugün ne dair bir şeyi çok da şekillendirmemesini sağlamak lazım belki. Ha bu bilgi geçmişten geliyorsa o başka bir şey işte. Yani ben geçmişte buna benzer bir şey yaptım ve pişman oldum ve bunu tekrar yapmamalıyım. Bu güzel olabilir. Ama böyle bir şey yokken geleceğe dair bir korkuyla ben ileride bundan pişman olurum. O işte insan çok kötü durduran bir şey. Belki oradaki pişmanlık ihtimalinin ne kadarının veriye ne kadarının kaygıya dayalı olduğuna bakıp davranmak lazım diye düşünüyorum. Ve de işte pişmanlıklarımızı sigara dumanları ve içkiler eşliğinde ağlayarak üzerimize bir Havalı gömlek gibi giymemek lazım. Ve böyle bir insan derinlikli olduğunu düşünüyor ya böyle. Çok büyük pişmanlıklarım var. Bu da ayrı bir uç yani hiç pişmanlığım yok versus çok büyük pişmanlıklarım var. E o yüzden hareketsiz durup ağlıyorum sürekli. Harika. Yani bu da çok berbat bir pozisyon. Ve biraz da böyle şey yapılan bir şey işte. Cool görülen bir şey. Bunlar dolandırıcılık. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Evet artık filmlerini duyabilirim sanırım. <laughs> Bunlar dolandırıcılık. Zaten üstüne... ne Özellikle genç değil. kadınlar varsa bizi dinleyen... Düşmeyin. Evet, büyük pişmanlıklarım Bunlar. var adamlarına. Düşmeyiniz, rica ediyorum. Evet, bu şey. Pişmanlığın romantize edilmesi bir de. Bunlara dikkat edin. böyle Etrafından dönüp sürekli pişmanlıkların, meselenin özüne asla gelmeyen pişmanlıklar var. Bunlardan Kesinlikle. kaçın. Gördüğünüz Katılır. yerde arkanıza bakmadan kaçın. Evet efendim. İlk filmi söyledim. Lopez'e geçmiş. Aşkar Farhadi'nin filmi. Bir diğer film The Whale Ballina, Darren Aronofsky'nin filmi. Bu da böyle geçtiğimiz yılların en 2022'de herhalde en çok konuşulan filmlerinden biriydi. Böyle çok klostrofobik tek bir odada geçen ve böyle geçmişiyle yine bar kuran bir adamın hikayesi. Bir diğer filmimde bence bu suçluluk, sanırım suçluluk ya da hafta mı bu filmden bahsettim. Atonement Kefaret, Joe Wright'ın filmi. Böyle dev bir pişmanlık. Yani yaptığı bir, küçücük bir şeyin sonuçlarını asla kestiremeyip sonra onu hayallerinde geri getirmeye çalışan bir kadının, bir küçük kızın hikayesi bir noktada da. E, çok iyi bir film gerçekten. Filmlerim bunlar bugün. Sanırım suçlukla söylemişsin diye hatırlıyorum. Ama affetmek de Emin değilim. Zaten bunlar çok böyle içecek onlar. Bugün de bol bol bu kelimeleri zikrettik. Benim kitaplarım ilk ki bir cümlede okudum ondan. Yakınlıklar Lucy Caldwell'in kitabı. Lucy Caldwell 81 doğumlu genç bir İrlandalı yazar ve öykülerini içeriyor bu. Muhteşem öyküler. Anneliğe dair ağırlıklı olarak ve bence böyle annelikte sen daha iyi bilirsin yine getirdi lafı buraya. Okudum kitabı da. Ha, annelik bir sürekli pişman olma hali sanırım ve kendini çok sorgulatan bir süreç olduğu için bu kitap burada olsun istedim. İlki bu. İkincisi David Park'ın bu da babalık meselesine dair bir kitap. Ebeveynlik çok pişmanlıkla kol kola giden bir şey anlaşılan. Bilinmeyen ülkede yolculuk kitabı. Bir babanın bir yolculuk hikayesi bu ve işte bilinç akışıyla geçmişe gidiyor ve hatırlıyor anlatıcı ve çok, çok fazla pişmanlık var. Pişman olduğu çok fazla şey var hatırladığı geçmişinde. Çok güzel bir kitap bu da. Çok severek okumuştum. Çok zarif bir kitap ve bence pişmanlığın çalışma biçimlerini çok güzel irdeliyor. Bir diğeri nasıl okuyacağım bilmiyorum. Yoka Alharti olsa gerek. Onun Turunç Ağacı kitabı. Ummanlı yazar Yoka Alharti. Al -Harty. Burada da böyle bir kadın öyküsü birkaç kuşak. Genç bir kadının ağzından hayatını arkadaşlarını ama en çok da yitip gitmiş büyük annesini, öyküsünü okuyoruz. Büyük annesini böyle yer yer şefkat ve yer yer pişmanlıkla anımsıyor ve bu iki kuşağın öyküsü üzerinden bir pişmanlık hikayesi ya yani o daha pişmanlık olmakla beraber bence çok pişmanlığa dair çok güzel şeyler barındıran bir metindi bu da. Bir diğeri Carlos Fuentes'in baskısı olmayan, umarım olacak olan Artem Yokuruz'un Ölümü kitabı. Bu da bir adamın acayip bir karakter Artem Yokuruz. Çok kusurlu, zavallı bir adam, kötücül. Ama onun geçmişine, hayatına bakıp pişmanlıklarını, öfkesini, aşklarını, gerçekliğini hepsini irdeliyoruz. Bence Fuentes zaten yani notlarına bakarken gördüm. Pişmanlık üzerine çok yazan biri zaten. Bir sürü kitabında böyle pişmanlığın insanı nasıl dönüştüreceğine dair büyük pişmanlıklar zaten büyük büyük konular üzerine yazıyor. Çok var Fuentes'in eserlerinde. Ben Artemio Cruz'un ölümünü seçtim. Bir spesifik kitap seçmedim ama Javier Marías da şüphesiz ki pişmanlıklar üzerine bir an gerideki geçmişte kalmış anlar üzerine onların doğurduğu pişmanlıklar üzerine çok yazan bir yazardır. Onun da adını bir kez daha zikretmiş olayım. Ve böylece efendim bu bölümün de sonuna geldik. Destekçimiz Doku Kliniğe bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sezon finaliyle karşınızda olacağız. Bu podcast'te paylaşmayı, bizi kucaklamayı ihmal etmeyiniz. Zira bizi özleyeceksiniz bir noktadan sonra. Çok da kendinden emin. Pişman olursunuz yeterince sahiplenmediğiniz için. <laughs> Deyip burada bitireyim. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.